Merhaba arkadaşlar. Doğru Bilginin Doğru Adresi Rençber TV kanalına hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Arkadaşlar, videoya başlamadan önce bu tarz bilgilendirici ve faydalı videoların devamı için videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olursanız bize destek olmuş olursunuz. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra videomuza başlayabiliriz. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu tarlaya domates, biber, patlıcan ve salatalık nasıl ekilir? Onun hakkında bilgiler size vermeye çalışacağım. Önce biber ekiyoruz arkadaşlar. Daha öncesinde kazmayla eşmiş olduğum bu çukurlara biber fidelerimizi dağıtıyoruz ve ekimine geçeceğiz biraz sonra. Nasıl ekim yapılır? Ne gibi incelikler gerekiyor? Onun hakkında küçük ama kıymetli bilgiler vermeye çalışacağım. Şu anda fidelerimizi dağıtıyoruz. Fidelerin dağıtımı bittikten sonra ekim işlemine geçeceğiz. Bakınız, bu siyah olan torflu kısım. Bu fideleri hazır fide olarak getirdik. Bu torflu kısmın üzerine 1 santim, bilemediniz 2 santim toprak gelecek şekilde bunu ekmeliyiz. Bunun doğru ekim şekli şudur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazla toprak atmadım. En fazla 1 veya 2 santim. Bu toprağı attıktan sonra üzerine hafif bir şekilde bastırıyoruz. Çok bastırırsak kökler ezilecektir. Az bastırırsak hava alacaktır. Onun için bunu kararında hafif bir şekilde, gördüğünüz benim yaptığım şekilde hafif bir şekilde bastırmamız gerekiyor. Eğer çok fazla bir şekilde üzerini bastırırsak hem suyu yeterince rahat almayacaktır, hem de kökler ezileceğinden dolayı bitkimiz strese girecektir. Bunun için ne yapıyoruz? Hafif bir toprak atıyoruz ve az bir şekilde bastırıyoruz. Ekim şeklimiz biberde bu şekil oluyor. Biber ve patlıcan yapısı gereği hafif odunumsu olduğu için küçük darbelere karşı biraz daha toleranslı. Ama domates ve salatalık biraz daha hassaslık gerekiyor. Onu da niye gerekiyor? Biraz sonra domates ve salatalık ekimine geçince onu orada izah edeceğim. Biber ekimizi bitirdikten sonra patlıcana geçeceğiz. Patlıcanını da 15-20 adet ektikten sonra sırayla domates ve salatalık ekimine geçeceğiz. Her birinden 15-20 tane ekiyorum ben buraya. Bu ekim bittikten sonra ben videoya ara vereceğim ve tamamını ektikten sonra yine de sizinle bir söyleşimize devam edeceğiz. Biz bu tarlaya kabak ekmiştik. Bir kafesini boş bıraktık. Bu kafese de hem kendi yiyeceğimiz, hem de burada çalışacak olan işçilerin kışlık yiyeceği, hem de gelen misafirlerimize ikram etmek için bunu ekiyoruz. Yine tekrar ediyorum. Böyle derin ekilmeyecek. Sadece şu vaziyette parmağımın altı olan bölümün üzerine toprak gelecektir. Doğru ekim usulü budur. Bunu ektikten sonra, şu anda öğleden sonra, akşam olmak üzere, bunu ektikten sonra yarın zaten dibinde damlamamız var. Damlamayı çalıştırıp böyle bir saat, yarım saat kök tamamen ıslanana kadar iyi bir can suyu veriyoruz. Ondan sonra 3-5 gün içinde sebzelerimiz kök atacaktır zaten. Patlıcan ekiyoruz şu anda. Patlıcan ve biber küçük darbelere karşı biraz toleranslı demiştik. Çünkü yapısı gereği biraz odunumsu, sert malzeme. Ama salatalık ve domates biraz daha hassas. Ama kök atma bakımından domatesin kök atma kabiliyeti hem patlıcana oranla hem de bibere oranla daha yüksek. Mesela şuradan düşecek olan, üzerine kapatmasak bile bir fidemiz yere düşerse, eğer yer nemli ise, hemen domates oraya kök atıyor ve ölmüyor. Ama domates haricinde patlıcan ve biber biraz daha üzerini kapatmak ve itinayla davranmak gerekiyor toprak kapatmak bakımından. Patlıcanımızı da ektik arkadaşlar. Şu anda diğer hatlara geçiyoruz. Buranın
kazmasını yapmamıştım. Küçük çatal kazmayla ben bu hatların üzerine 40 santime bir çukur eşiyorum. Bu çukurlara biraz sonra salatalık ve domatesimizi de ekeceğiz. 10-15 hat ekmem yeterli. Çünkü burada bayağı fide ekilecek. 2-3 saat ben 2 saat falan bunları ekerim. Ektikten sonra ekim işi bittikten sonra tekrar videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu hatımız ise domates için. Domates için şu anda ben bu çukurları eşiyorum. Öbür tarafta son hatımız salatalık içindi. Bu domates için de bu hatların çukur işlemini bitirdikten sonra bunların da ekimine geçeceğiz inşallah. Arkadaşlar salatalık ekimi oldukça hassasiyet isteyen bir şey. Onu da biraz sonra ekeceğiz. Niye hassasiyet istiyor? Onu da salatalık ekimine geçince inşallah hep beraber göreceğiz ve ben de ekerken bir yandan size anlatmış olacağım. Şu anda domateslerimi alıyorum. Domateslerimi ekeceğim. Domateslerden sonra ise salatalık ekimine geçeceğiz. Bu çeşitlerin hepsi sırık çeşit, ipe çıkacak olan çeşitler. Eğer bahçenizde küçük bir alanınız varsa böyle bir küçük bir naylon altında bir sera yapabilir ya da tarlaya ekmeyi düşünüyorsanız bu şekilde ekim yapabilirsiniz. Domateslerimizi de dağıttıktan sonra şu anda salatalıklarımızı indiriyoruz. Salatalıklarımızı da hatlara tek tek dağıtalım. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, salatalığın boyu kısa. Boyu kısa olduğu için hem de çok narin bir yapıda olduğu için biz bu salatalığın ekimini oldukça hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Çünkü salatalık bitkisi kökü şu anda su gibi ezilme veya darbe alırsa hem fungal hastalıklar bakımından rahatsız verici bir durum olacaktır. Hem de bitkinin gelişmesi açısından rahatsızlık verici bir durum olacaktır. Bu nedenle bu salatalığın boyu kısa olduğu için toprak atma bölümünü biraz daha incelikle yapıyoruz. Eğer fazla atarsak göbek kısmına gidecektir. Göbek kısmına giren topraklar salatalığın gövdesinin hasar görmesine neden olacaktır. Onun için salatalık ekimi ayrıyeten dikkat ve itina isteyen bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Diğer domates, patlıcan ve biber gibi değil. Buna biraz daha hassasiyet göstermek gerekiyor. Zira kök boğazı ilk çatalı bayağı toprağa yakın oluyor. Onun için ince ince bunu ekmek gerekiyor. Arkadaşlar son olarak domatese geçiyoruz. Domates ekimi biraz daha derin olabilir. Domates için yarayışlıdır da. Çünkü domatesin toprak altında kalan bu ilk yaprağa kadar olan kısmından yeni kökler atabilmekte. Bu nedenle domates biraz daha ekim hatalarını kaldırabilecek düzeyde. Arkadaşlar videoya ara vereceğim. Ben bunların ekimini hepsini bir bitireyim. Ondan sonra nasıl oluyor hep beraber göreceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar, ekim işlemini bitirdim. Yaklaşık 2 saat falan çalıştım. 4 çeşidimizi de ektim. Patlıcanların ekimini en sağ tarafa, çadırdan tarafa almıştık. İkinci sırada biberlerimiz var. Görüyorsunuz biberlerin hepsini ektim. Sulamaya hazır. Öbür tarafta ise domatesimiz var. Patlıcanların yanına gene bir gösterelim. Şurada da domateslerimizi ektim. Ve son olarak öbür tarafta ise salatalıklarımızı ektik. Salatalıklarımızı yetmedi. Artan birkaç tane domates ve patlıcan vardı. Onları da araya ektim ki hat tamamlansın diye. Ekim işlemim bitti. Şu anda biraz geç oldu. Akşama yakın saatler. Bunların damlamasını, hortumlarını düzeltip yarın Allah izin verirse sabahla birer saat
bir can suyu vereceğiz ve ekim işlemimizi tamamlamış olacağız. Şu araya ise fasulye ekeceğiz. Fasulyeyi tohumdan ekeceğiz. Bunlar dediğim gibi sadece yemişlik amaçlı ticari değil. Onun için ekiyoruz. Hazır buraya gelmişken bir de kabaklarımıza bakalım. Kabaklarımızı cumartesi günü ekmiştik. Şu arayı gösteriyorum arkadaşlar. Hatını da borusunu da çekmişim. Oraya da fasulye ekeceğiz inşallah. Kabaklarımız görünüyor. Bayağı palazlandılar. Yaklaşık %5 gibi, %6 gibi bir boşluğumuz var. O boşlukta karınca yemesinden dolayı ve kuş çekmesinden dolayı oldu. Kuş çeken çok az oldu. Çünkü biz buraya bomba dediğimiz cihazı, ses cihazını kurmuştuk. Bakınız burada kuşun çektiği bir taneyi görüyorsunuz. İlk çıkarken kuş bunun burayı yemiş, öbür tarafın yaprağını da çektiği için bu erkeklemiş. O kabağın yerine de yeni bir fide ekeceğiz. Zaten stokta ve yedekte fidelerimizi ekmiştik. Evin önünde onları da getireceğiz. Bayağı güzel oldular arkadaşlar. Allah nasip ederse 30-35 gün sonra buradan ilk meyvelerimizi alacağız inşallah. Bir öbür tarafa da geçelim arkadaşlar. Artık böyle baktığımızda hatlarda kabaklar kendini göstermeye başladı. Görüyorsunuz bayağı palazlanmaya başladılar. Kabak çok hızlı gelişen bir bitki. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.